Yani bazı oyunculardan alamıyorsun Meryem'i, imkansız Tutmadım yani. Tutmadı mı tutmuyor yani, kalite olabilir. Konuştuk Tabii. ya burada, bir sürü sorduk ee, hayal kırıklığı yaratan. Evet, hayal nedir? kırıklığı yaratan diye. Peki şimdi, e, Uğurcan Çakır. Nereye gider evet. soruları ha. konuşulurken. Inter. Doğru. Serie şampiyonu Inter. Tamam, sen doğru dediysen doğru, tamam. yani doğru şöyle, demek ki. Yani. E, Uğurcan'a birçok takımdan teklifler var. Ama e, Lille takımında çok büyük teklif var. İlk önce ben de onu söyleyeyim. Lille çünkü manyanı satacak kaleciye. <laughs> çünkü her sene zaten Pepe'yi satmışlar. İşte Yusuf <laughs> Yazıcı'yı aldılar o dönem. Evet. Yani yüksek 80 tarihinde yüksek parasını verdi Yusuf Yazıcı 17-18 milyon euro'luk bir transferi normalde Lille takımının yoktu. De. Yusuf Yazıcı'ya verdiler ki ne kadar doğru tercih yaptıklarını şimdi daha çok ortaya çıkıyor. O simeni sattılar, Burak Yılmaz'ı evet. Evet. aldılar. Ya sürekli her <laughs> sene 50 milyon euro'dan aşağı bir oyuncu kesinlikle çok yüksek rakamlara satıyorlar. Şimdi e, Abdülkadir Ömür'le de alakalı e, Lil Lille takımının bir teklifi var. Hmm. Yani ama rakam olarak yanılmıyorsam 10 milyon civarında bir rakam e, talep ediyorlar ama eee yönetici, yönetici olsan sayın... ne dersin? Ya ben şöyle bir şey yani ben Onu duygusal yaklaşma. Yok, Yöneticisin. Ben... Abdülkadir Ömür'de biliyorsun ama tabii, sakatlık tabii. yaşadı. Daha tabii. önce daha yüksek teklifler tabii. vardı. Lille'den de 10 milyon euro olup bir teklif geldi. Ben şöyle söyleyeyim. Hani oyuncuyla çalıştığım için hani benim öğrencim, hocalığını yaptım, çalıştım kendisinde. tabi. E, tabii kolay değil. Uzun süreli iki tane sakatlık geçirdi. Çap, çapraz bağ bundan çok daha uzundu. Bu biraz daha kısa sürdü. Evet. Ama ben hep seninle hep program yaptığımızda şöyle bir şey söylüyorum. Oyuncunun tabii ki kumaşı kalitesi bellidir ama özellikle bu sakatlıkları geçirdikten sonra bir teklif geliyorsa demek ki oyuncunun potansiyeline bakılıyor. Yani e, sakatlık geçiriyor ama bu oyuncu da e, milli takım oyuncusu. Birçok e, beklenti var üzerinde. Yakaladığın zaman bence rakamı vereceksin. Ha, Oyuncu sakatlanmamış olsaydı 10 milyon euro değil. Trabzonspor rakamı şu an zaten 15-20 milyon evet. eurodan aşağı vermek istemiyor. 10 komik rakamıdır. Sakat ve oynamamış bir oyuncu için potansiyeli ne kadar fazla olursa olsun e, kolay değil bu rakamları bir Avrupa takımının vermesi. Çünkü onlar da zaten oynatıp parlatıp satacaklar. Hı. Ama ben yakaladığım zaman onun rakamı 10 değil de 15 milyon euro civarında olursa bence e, Abdülkadir e, Ömür'ü, Avrupa'ya Lille takımı zaten bence olursa da Lille olacak gibi görünüyor. Yani Abdülkadir çünkü orada Türk oyuncu pazarı Doğru. inanılmaz işler şampiyon olursa da çok büyük faydası olacak bizim tabii. Türk oyuncularımızın orada. Evet. Ee, önünü açtı buradaki oyuncuların. Ee, şeye de teklifleri var. Yani burada Uğurcan'a da çok büyük teklif var ama Uğurcan'ı şimdi Handanović'i galiba artık biraz yaşından yaşı ötürü de yıllardan Hı -hı. beri orada oynuyor Inter'de. Ee, direkt onun yerini almayı düşünüyorlar. Teklifler yapılıyor Trabzonspor kulübü 25 milyon euro artı satıştan %25 pay istiyor. Onun herhalde pazarlıkları olacak. Ha şu olur, Trabzonspor takımı e, Avrupa Şampiyonası'nı bekler mi? Şimdi herkesin beklediği şu var, e, daha fazla paraya satılır Ya Şunu bir ilk önce bir kabullenmek lazım. Türkiye'de buradan en yüksek rakamı Cenk gitti. Cenk'in hep gittiği zaman neyi söylüyor? Şampiyonlar Ligi, kendi ligi ve milli takımda attığı gollerle Tabii. çok büyük prim yaptı. O rakamı yakalama şansı oyuncunun çok zordur. Yakalayacak tek oyuncu varsa bence de Uğurcan'dır. Çünkü Uğurcan'ın talibi Avrupa'da, ben lig takımı sıradan takım demiyorum, Fransa Lig 1'in şampiyonu olacak neredeyse. He. Öyle bir takım ama Inter takımının çok büyük teklifi var. Avrupa şampiyonasında Trabzonspor takımı bekler mi? Onun için çok fazla bir şey söyleyemiyorum. Bir şey daha söyleyeyim. Çünkü Trabzonspor'un yapacağı transferler Uğurcan'dan gelecek paraya göre şekillenecek. Yani Kesinlikle. yol haritasını Trabzonspor takımı Uğurcan'ın satışından gelecek parayla yapacaklar. Hımm. Birazdan oyuncu transferlerine alakalı isim veririm. Uğraz bir şeyler kendi yok, ben söylesin. Şey biliyordum ya. Ha, <laughs> yok Trabzonspor'un listesine geleceksek başka isimlerde söyleyeceğim. Tabii, tabii. Ben sana şey söyleyeyim. Yani kaleci performans için, yani oyuncu için de geçerlidir ama Avrupa Şampiyonası'nda ve hatta herhangi bir büyük turnuvayı beklemek ne kadar doğru. Ben hala orada... Çok güzel. E, şey düşüncem de. Muallaktayım. Niçin? Yani şimdi çok, şu Eğer an doğru tak, e, Simoviç e, doğru bir performans göstermiş olabilseydi Yugoslavya ile 1984'te evet. Türkiyeye yolu düşmeyecekti. İşte onu e, hiçbir şekilde unutmamak lazım. Tam tersi ee, etkide yapabilirdi. Yani, ama bu o kadar şimdi günlük insan akışına hayatından bahsediyoruz. Bayer Leverkusen menajerinin pardon analistinin bir toplantısına gitmiştim ben e, Riva'da e, yapmış olduğu. E, orada şunu söylemişti yani tamam. İstediğiniz kadar analiz yapın. İşte teknik direktör yapar, biz alırız bütün oyuncu performansını veririz evet. o gece. E, oyuncu bir oyuncunun senin kilit oyuncularından birisinin yeni bebeği olmuştur. Çünkü <laughs> i̇şte onlar da kamp hikayesi de yok ya. tamam yani, Sabah kadar uyu, uyuyamamıştır der. Ve hatta çok moral bozucu bir şey olur. Bir e, evini paylaştığı bir evcil hayvanı vardır. O ölmüş olur. Yani senin kontrol edemeyeceğin değişkenler o kadar fazla ki bu noktada. Ee, bir de %50 şans diye bir şey var. Ben nerede izledim onu? Ee, bir e, analisti izledim geçenlerde. Ee, şunu söylüyor. Bunlar 2012'de 13'te 14'te 15'te falan böyle 2000 tane maçı izlemişler Premier Lig'de, Alman Ligi'nde. Analiz etmişler 2000 maçı. 2000 maçın sonucunda vardıkları e, şey matematik olarak, bilim evet. olarak vardıkları sonuç şu. Gollerin yarısı değil, %47'si şans diyor. Bak. Yani diyor ki sen maça çıkarken atıyorum iki gol atıyorsan bunun yüzde şans diyor. Genel bir tamam, tamam. istatistik evet. olarak verirsek. Şans yani, yani. Avrupa Şampiyonası'na gittik. Euro 2020'ye tamam. gittik. İtalya ile açılış maçı oynuyoruz. Ya bir şey oldu. Kötü geçirdi. Pandemi oldu. Senin birden bir stoper attığın da aldı. Kaleci de direkt etkileyecek. Kaleci de tabii ki. direkt etkileyecek. Her şeyi etkileyecek. etkileyecek. O sebeptendir ki ee, ben yönetici olsam çok zor bir işten bahsediyorum şu anda. Evet, yönetici olamayacağım ama yönetici mantığıyla düşünüyorsam Avrupa şampiyonasını beklemem. Şu mu yani? Ben düşüncemi şöyle ek olarak sansiyon. Rakamı bulduğu zaman satacaksın. Bir evet. oyuncunun kafasında 25 milyon, euro, 25 milyon euroyu buldu kulübe vereceksin. 24 mü verdi? Ben yine veririm. Ben de katılıyorum. <laughs> yani. Ama yani. Burcan için peki neresi? Şampiyonluk bonusları koyarım daha Inter'a. Daha inter mesela. Inter. Ya Şimdi Lille takımı şunu da bekliyor. Lille takımının şampiyon olması çünkü bir puan var arada. Lille takımı şampiyon olursa ki dediği kaleciyi satacaklar. Uğurcan'ı zaten direkt alıp onlar yine oyuncu. Onlar zaten Lille'nin pazarı şu. Oyuncu alıp, oyuncuyu parlatıp daha yüksek Tabii. rakama satmak. Ama Satma. bunun yanında bir de şampiyonluk gelirse eğer inanılmaz şekilde daha Hedef fazla hedefi çünkü. büyütecekler. Ama ben e, Uğurcan'la alakalı şunu söylerim. Ben her konuşmamda şunu söyledim. Uğurcan bir takıma transfer olacaksa Lille takımını saymıyorum. Yani Lille takımı tabii ki sıradan bir takım değil. Ama e, Avrupa'da normal bir takıma değil. Gideceğin zaman ses götürecek. İtalya şampiyonu olan bir takıma gideceksin. Eğer gideceksen şu an. Sen Inter'e gideceksin. E, şampiyonlar Ligi oynayacaksın. Ve de 10 yıldan sonra şampiyon olmuş bir Inter takımından bahsediyorsun. Oranın direkt kalecisi olacaksın. Ha, Geldiği zaman ilk şansı sana verecekler. E, tabii ki sen kullanabilirsin. Peki şimdi madem Uğurcan'ı konuşurken şunu da sorayım. Şimdi Euro 2020'de e, Altay'ın sakatlığı ki yetişeceğim diyor. En son açıklaması da var. Euro 2020'ye yetişmek istiyorum diyor. Orada olacağım diyor. Ama siz kimi e, gör, görürüz diyorsunuz? Öncelikle Uğurcan mı? Kesinlikle evet. Uğurcan neden? Zaten çok formdaydı ama Altay sakatlandı. şimdi uzun maç. süre bir evet. sakatlıktan geçecek. O maç ritmini yakalaması kolay bir şey değil. Ama tabii ki onun orada olması hem e, takımımız için çok önemli çok değerli. Çünkü böyle kalecilerin olması milli takımda onun önünde oynayan kalecileri daha konsantre Tetikler. edecek. Çünkü hı. bir şey olduğu an ne olursa olsun arkamda çok iyi bir kaleci olduğumu biliyorum ben. Ona göre benim hata yapmamam lazım ve işimi çok daha iyi yapmam lazım sahada. Peki diğer isimlere geçelim o zaman. Halil bunları ben soracağım. E, gündemini almış e, Trabzonspor yine. E, devre arası transfer döneminde de yine gündemde olan bir isimdi Trabzonspor'da. Evet. Alaydan Efecan da yine o zaman Devre Doğru. arası gündemdeydi. Şimdi nedir durum?